Bizden q fonksiyonunun x eşittir eksi 3'teki dikey asimptota etrafındaki davranışını tanımlamamızı istiyorlar. Her zaman olduğu gibi videoyu duraklatın ve soruyu benden önce kendi başınıza bir deneyin. Çözemezseniz endişelenmenize gerek yok çünkü soruyu az sonra birlikte çözeceğiz. Bize burada qx'i vermişler. qx rasyonel bir ifadeyle tanımlanmış. Asimtotlarla çalışırken ben her zaman payı ve paydayı çarpanlarına ayırır ve ifadeyi daha iyi anlamaya çalışırım. Peki payda çarpımları 2, toplamları da 3 eden 2 sayıya ihtiyacımız var. Bu iki sayı tabii ki de 1 ve 2. O halde payı x artı 1 çarpı x artı 2 olarak yazıyoruz. Burada ne yaptığımı tam olarak anlamadıysanız Khan ikinci dereceden denklemlerin çarpanlarına ayrılması ile ilgili videolara bir bakın. Bölü x artı 3. Şimdi x eksi 1'e ya da eksi 2'ye eşit olduğunda pay 0'a eşit olacak ama payda sıfır 0 olmayacak. Bu noktalar fonksiyonun 0'a eşit olduğu noktalar. x eksi 3'e eşit olduğunda ise payda sıfıra 0'a eşit olacak. Pay 0 olmadığı için de 0'a bölüyor olacağız. Bu dikey asimtot için çok iyi bir ipucu. Evet, bu değere yaklaştığımız zaman fonksiyon ya bu şekilde ya da bu ikisi gibi bir şekil alacak. x eşittir eksi 3'e yaklaşırken dikey bir asimtot olacak. Fonksiyon ya pozitif ya da negatif sonsuza yaklaşacak ve bir taraftan pozitif, diğer taraftan da negatif sonsuza yaklaşacak. Eğer tüm bu söylediklerim kafanızı karıştırdıysa sakın endişelenmeyin. Bu videoda bu karışıklığı gidereceğiz. Şimdi az önce bahsettiğim değerleri de içine alan bir sayı doğrusu çizelim. Bu değerler eksi 3, eksi 2 ve eksi 1'di. Bana x'in eksi yönden eksi 3'e yaklaşmasının ne anlama geldiğini söyleyebilir misiniz? Bu arada buradaki eksi işareti eksi 3'e negatif yönden yaklaşmak anlamına geliyor eksi 3'e negatiften yaklaşmak, x'in eksi 3'ten küçük değerler alması demektir. Yani buradaki değerler, bunlardan bahsediyorum. Eksi 3'e çizdiğim yönden yaklaşıyoruz. Eksi 3'e negatif yönden yaklaşmayı, x'in değerinin eksi 3'ten küçük olması olarak da düşünebilirsiniz. İsterseniz şimdi de eksi 3'e bu yönden, yani soldan yaklaşırken, qx'in işaretinin ne olacağını inceleyelim. Elimizde eksi 3'ten küçük bir değer var ve buna 1 eklersek sonuç negatif olur. Aynı şekilde eksi 3'ten küçük bir değere 2 eklersek de negatif bir sonuç elde ederiz. Paydaya geldiğimizde yine eksi 3'ten küçük bir değer var ve bu sefer de 3 ekliyoruz. Evet doğru bildiniz sonuç yine negatif olur. Negatifle negatifi çarparsak pozitif, pozitifi negatife bölersek de negatif bir sonuç elde ederiz. O halde neymiş? qx bu aralıkta negatif bir değer alacakmış. Dikey asimtota yaklaşırken, soldan yaklaşırken qx negatif olacak, yani eksi sonsuza yaklaşacak. Seçenekleri inceleyecek olursak, ne demiştik? x eksi 3'e soldan yaklaşırken qx de eksi sonsuza yaklaşacak. Bu iki seçeneğin ilk kısımları doğru. İsterseniz sağlamasını da yapalım. Mesela eksi 3,1'i deneyelim eksi 3 virgül 1, eksi 3'ün solunda yer alır. Ve aşağı yukarı burada bir yerde olur. Aslına bakarsanız çizimin ölçeğine göre buralarda bir yerde olması daha doğru olacak. Q eksi 3 virgül 1. Eksi 3 virgül 1 artı 1 eksi 2 virgül 1 eder. Çarpı eksi 3 virgül 1 artı 2 de eksi 1 virgül 1 eder. Bunu parantez içinde yazacağım bölü eksi 3 virgül 1 artı 3 yani eksi 0 virgül 1. Buradan çıkan değer pozitif olacak. Sonra bunu eksi 0 virgül 1'e böleceğiz. Eksi 0 virgül 1'e bölmek eksi 10 ile çarpmakla aynı şeydir. Ve sonuç oldukça negatif bir değer olacak. Şimdi bir de bunun eksi 3 virgül 1 yerine eksi 3 virgül 0 1 olduğunu düşünün. Burası eksi 2 virgül 0 1. Bu eksi 1,01, 1, bu da eksi 0,01 olur. Başka bir deyişle elde edeceğimiz sayı az öncekinden çok daha negatiftir. Neden eksi sonsuza yaklaşıyoruz dediğimi anladınız değil mi? Bu iki seçenek üzerinde duruyorduk. Şimdi de eksi 3'e pozitif yönden yaklaşırken ne olacağına bakmamız lazım. Buradaki artı işareti de pozitif yönden yaklaşmak anlamına geliyor. Eksi 2 ile eksi 3 aralığına odaklanacağım çünkü böylece payda garip işaret değişimleri olmayacağından emin olabiliriz. Eksi 3 küçüktür x küçüktür eksi 2 demiştim. Buraya bir yuvarlak koyacağım. Bu x'in eksi 2 eşit olduğu durumu değerlendirmediğimiz, değerlendirmediğimiz anlamına geliyor. Eksi 3'ü de değerlendirmeyeceğiz çünkü fonksiyonumuz o noktada tanımlı değil. Bu aralıkta x artı 1 hala negatif bir sonuç verecek. X eksi 2,5 olursa bu eksi 1,5 eder. X artı 2 de negatif olur. Neden? Çünkü eksi 2'den daha negatif, yani eksi 2'den daha küçük değerlerle topluyoruz. Evet, burada da eksi bir değer elde edeceğiz. Ve sonra 3 eklediğimizde de eksi 3'ten büyük ya da daha az negatif olan değerler söz konusu olduğu için pozitif bir sonuç elde edeceğiz pozitif olacak. Mesela eksi 2,99'u düşünelim. Eksi 2,99'a 1 eklersek eksi 1,99 elde ederiz. 2 eklediğimizde eksi 0,99 bölü eksi 2,99 artı 3 0,01 eder. Payda pozitif bir sonuç var. Bunu 0,01'e bölmek 100 ile çarpmakla aynı şeydir ve sonuç olarak da giderek artan değerler elde ederiz. Evet, bu değere sağ taraftan yaklaşırken de artı sonsuza yaklaşacak. Demek istediğim Qx artı sonsuza yaklaşacak. İşte bu seçenek. Bu seçenekte eksi sonsuza yaklaşacağımızı söyledikleri için bu seçenek doğru değil. Evet, o halde bu seçeneği işaretliyoruz.